Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 6.20 seviyesinin ötesine geçemeyen bir dolar seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Seçimlerin iptali yönündeki kararın açıklanmasının ardından ikinci işlem gününü sonlandırmak üzere iken. Arkadaşlar malumunuz üzere 31 Mart seçim tarihine kadar dolar 7,5-8 olacak iddiaları. Bu sürecin ardından YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi durumunda derhal doların 7'lere 7,5'lara fırlayacağı yönündeki bir takım iddialı söylemlerin mevcut bulunduğu bir ortamdan şu anda gerçekler ile karşı karşıyayız ve dolar TL 6.20 seviyesinin ötesine henüz geçebilmiş durumda değil. Zannediyorum ki sizlere yapmış olduğum uyarılarımda haklılık payını görmektesiniz. Özellikle seçimlerin iptaliyle ilgili açıklamanın geldiği pazartesi akşamı itibariyle sakın ola ki hemen hemen derhal doların 7'lere 8'lere fırlayacağı gibi bir beklentiyle bu haberin etkisine bağlı olarak bu tarz bir beklentiyle o anki kurlar itibariyle bankaların makaslarında, FX'lerde veya şurada burada açık olan piyasalardaki 6.40'lar, 6.45'ler seviyesinden alım yapmak noktasında hevesli olmayınız şeklindeki uyarılarımda haklılık payımı gördüğünüz kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, panik işlem yapmayın diyorum sürekli. Haber etkisiyle anlık kararlar vermeyin diyorum sürekli. Ve nitekim görmekte olduğunuz gibi o anlarda veya kararın açıklandığı akşam 6.35-40'lardan bir şekilde yarın ben bu dolardaki yükselişi yakalayamam. Nasıl olsa 7'lerden 7.5'lardan satış yaparım umut ve hayalleriyle. Ve özellikle ve özellikle bu umut ve hayalleri insanlara bir şekilde deklare etmeye çalışan yorumcu arkadaşlarımı da bu vesileyle kınıyorum. Maalesef ki Türk yatırımcısının psikolojisini bilmiyorsunuz, anlamak istemiyorsunuz. Daha fazla izleneyim, daha fazla takip edileyim adına insanların kulağına hoş gelen bir takım başlıklar ile sizler yaklaşım içerisinde bulunursanız daha sonrasından dilediğiniz kadar deyiniz ki şu seviye kritik bir noktaydı, burası dirençti, orası aşılmadığı için böyle böyle oldu şeklindeki açıklamalarınız maalesef ki birer mazeret beyanından öteye gitmeyecektir. Elbette ki dolar 7'leri 8'leri de görecektir ama yatırımcıyım. Önemli olan olabilecek en doğru seviyede maliyetlendirebilmektir. Asla onların isteklerini veyahut da heveslerini kullanmak suretiyle, zaaf yönlerini kullanmak suretiyle pahalı seviyelerden alım yaptırmak marifet değildir. Değerli arkadaşlarım, 6.20 seviyesi önemli bir seviye olarak sizlere son birkaç gündür sürekli olarak vurguluyorum. 6.20-6.23 bölgesi dolar TL için son bir yılın son derece önemli bir direnç bölgesi olarak etkisini hissettirmiştir. Bu konuya gelmeden önce özellikle dolar TL'nin daha hızlı bir atak yapmasını gerektirebilecek kadar ciddi bir sorun daha var şu anda. ABD ile Çin arasındaki bir ihtilaf var biliyorsunuz ve Cuma günü itibariyle ABD tarafından Çin'e uygulanacak olan vergilerin %25 seviyelerine çıkartılacağı hususunda verilmiş olan bir ultimatum var adeta. Ancak Çin tarafından hala bir uzlaşma umudu adına adımlar atılıyor olsa da bir yandan da Çin'de ben de sana şu 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 vergileri uygularım şeklinde aba altından sopa göstermeye çalışır bir konum içerisinde. Sonuç olarak bu problem nasıl giderilecek bilinmiyor ama açık ve net bir şekilde şunu da söylemek isterim ki birazcık Trump'ın blöf yapar bir yanının da olduğunu dikkate almak kaydıyla Cuma gününe kadar bu konuda bir iyimser bir tablonun oluşma ihtimalini de hesaplara katmak gerekiyor. Dolar endeksi güçlü seyrini devam ettiriyor 97,5'lar yakınlarında. Bu tarz ortamlarda güvenli liman algısıyla Japon yönüne biraz daha yönelik ilgi yönelimi söz konusu oluyor. Altın fiyatları ise 1290 dolarları test etti ama belki bir uzlaşma olur umutlarıyla tekrardan 1280 seviyelerine doğru geri çekilmiş durumda. Evet, dünya genelinde dolar bu kadar güçlü bir seyir içerisinde olur iken ve ülke içerisinde de malum sebepler nedeniyle doların daha fazla veya daha hızlı yükselmesini gerektirebilecek olan tüm koşullar mevcut iken dolar TL 6.20 seviyesini aşamadı. Bir kere daha ifade ediyorum arkadaşlar, aşamadı derken
şu ana kadar aşamadı. Yarınlarda aşar aşmaz bu ayrı bir mevzu. Yalnız şuna çok büyük bir önem vermek durumundayız. İki gündür 6.19.80'ler, 6.19.70'ler denenmekte ama 6.20 seviyesinin üzerine çıkılamayan bir dolar seyriyle karşı karşıyayız. Hele ki haberin bu kadar sıcak olduğu bir ortamda. Değerli arkadaşlar, dün sizlerle sizlere vermiş olduğum analizimde yine şöyle bir kalın hatla bu grafiğimi sizlere sunmuştum ve demiştim ki 6.20-6.23 bölgesi dolar TL için son bir yıl adına önemli bir eşik, önemli bir viraj olarak algılandı. Niçin? 7.20'ler seviyesine gelişen bir atak sonrasında 5.70'lere kadar bir geri çekilme oldu ama ardından 6.20 seviyesi bir destek olarak algılanmak suretiyle burası aşılıp tekrar 6.80'lere ulaşıldı. Yeniden 5.80'lere doğru, pardon, 6'lar seviyesine doğru bir geri çekilme oldu ve burada 6.20 etrafında bir salınım yaşandıktan sonra en son 6 seviyesinden bulunan bir tepki ve destek ile 6.23 seviyesi görüldü. Bakınız, en son ifadesini kullanıyorum. Yani 4 Ekim tarihinde 6.23 seviyesini gördük. Bu direnci test ettik ve ardından çok net bir şekilde bir geri çekilme eğilimiyle 5.13'ler, 5.15'lere kadar yaşanan bir geri çekilme sonrasında tekrardan büyük bir çanak oluşturmuş görüntüsüyle, teknik görüntüsüyle 6.20 seviyesini zorlayan bir konuma geldik. Yaklaşık arkadaşlar 7-8 aylık bir sürenin geçmesinden sonra 6.20 seviyesine ulaştık. O halde 6.20-6.23 bölgesi önemsenmesi gereken bir direnç bölgesidir. En azından kısa vade adına, en azından şu an içinde bulunduğumuz mevcut koşullara rağmen bu direnç çok hızlı bir şekilde geçilemedi ve aşılamadı ise bu direncin önemli bir direnç olduğunu bir köşeye yazmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda 6.23 seviyesi bizim Mayıs ayı için bir pivot seviyemiz olarak da karşımıza çıkmıştı. Bunu da sizlere analizlerimde sıklıkla vurguluyorum. Görmekte olduğunuz gibi 6.23-53 seviyesi Mayıs ayı için, bu ay için geçerli olan bir aylık pivot seviyemiz veya aylık pivot direncimiz konumunda bulunmakta. Sevgili arkadaşlar, bir takım senaryolardan bahsettim. Bu senaryolar içerisinde birinci nokta şu değerli arkadaşlar. Merkez Bankası ve hükümet kanadı doların yükselmesi hususunda elinden geldiğince bir çaba sarf ediyor. Bu çabada başarılı olacaktır veya olmayacaktır. Bu olayın ayrı bir boyutu. Şu ana kadarki çabalarının hangisinde başarılı oldu veya hangisinde kalıcı olarak başarılı oldu diye soracak olursanız elbette ki hiçbirisinde yeteri kadar başarılı olmadı diyeceğim. Ama kısa vadeli bir bakış açısıyla önümüze baktığımız zaman, bu günleri, bu anları değerlendirdiğimiz zaman karşımıza çıkan tablo şu ki, basına da ciddi bir şekilde yansıdığı üzere hatta dış basının veya yatırımcıların dahi hassasiyetle takip edip bu hususa dikkat çektikleri üzere kamu bankaları aracılığıyla son iki gündür ciddi şekilde dolar satışı gerçekleştiriliyor. Yani doların yükselmesini engelleyebilmek adına bir şekilde dolar TL üzerinde bir baskı kuruluyor ve dün itibariyle 1 milyar dolar civarında Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar empoze edildiği, dolar sürüldüğü, sübvanse edildiği şeklinde bir takım haberler gündemde. Değerli arkadaşlar, evet, böyle bir uygulama olmamış olsaydı, kamu bankaları aracılığı ile Merkez Bankası ve kamu bankaları ilişkisi sonucunda doları bir şekilde piyasada bollaştırmak ve bu şekilde de ucuzlamasını sağlamak adına bir dolar satışı uygulaması olmasaydı, elbette ki dolar TL'nin daha üst seviyelere çıkması mümkün olabilirdi. Ama uygundur veya uygun değildir, bunu tartışmıyoruz şu anda. Netice itibariyle bir gayret gösterilmekte. Hatırlayınız sevgili arkadaşlar, 15-20 gün öncesinde şu tarz başlıklar da okudunuz, şu tarz yorumlar da okudunuz. Efendim, hükümet veya Merkez Bankası doları serbest bırakacak ki yaklaşık 170-180 milyar dolar civarında dolar birikimi olan hane halkı bu doların yükselişinden istifade etsin,
fırsat bu fırsattır diyerekten dolarını TL'ye çevirsin ve sonuç olarak ekonomi rahatlasın. Dolarını TL'ye çevirince ev alır, araba alır, onu yapar, bunu yapar ve bir şekilde TL sıkıntısı giderilmiş olur şeklinde bir takım senaryolar gündeme gelmişti. Ama görmekte olduğunuz gibi tekrar tırnak içerisinde belirtiyorum ki başarılı olacak veya olmayacak. Bu tamamen ayrı bir konu. Ama şu anda hükümetin, Merkez Bankası'nın veya kamu bankalarının bir şekilde doları frenleyebilmek, daha hızlı bir artış yaşamasını ve spekülatif hareketlerin oluşmasını engelleyebilmek adına bir gayreti ve çabası, bir başka ifadeyle baskısı bulunuyor. Bir diğer nokta sevgili arkadaşlar, 25 Mart tarihinde swap krizi olarak yaşadığımız bir kriz vardı. Yabancıların dolar TL üzerindeki atraksiyonlarını engelleyebilmek bakımından swap faizlerinin binlere 1200 lira çıkartıldığı bir ortam vardı ve 5.70 lira fırlayan doların tekrardan bu uygulama sayesinde 5.30'lara 5.35 lira doğru hızlı bir geri çekilme yaşadığı bir süreç yaşandı. Ha evet, sonucunda ne oldu? 3 gün sonra dolar tekrardan 5.75-5.80 lira ulaştı. Bu farklı bir mevzu. Yalnız yabancılar o gece yapılan bu uygulamadan çok önemli bir zarara maruz kaldılar. TL bulamadılar. Bulmak istedikleri TL'yi böylesine olağanüstü bir seviyelerden edinmek mecburiyetinde kalmaları nedeniyle ertesi günü borsadaki hisselerini hiçbir şekilde seviye gözetmeden satmak suretiyle borsayı 100 bin üzerinden 90 binler seviyesine kadar düşürdüler. Niye? Hisse sattılar, TL'ye çevirdiler ve bu şekilde TL ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kaldılar. İşte yabancılar o yaşadıkları swap krizi sebebiyle tabiri caiz ise kurt yediği ayazı unutmazmış diye bir söz vardır. Yabancı o yediği tokatın da etkisiyle yeniden böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalır mıyım? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veya bankaları yeniden beni böyle bir TL sıkışıklığı içerisinde ne sokabilir mi tarzındaki bir endişeyle çok da rahat hareket edemiyor. İyi ki de hareket edemiyor. Bakınız, iyi ki de hareket edemiyor. Zira dolar TL'nin spekülatif hareketlerle öyle çok afaki seviyelere ulaşmasının ne bu Türkiye Cumhuriyeti'ne ne de vatandaş olarak bizlere bir faydası yok. Evet, cebinde 3-5 kuruş doları olan vatandaş belki bundan mutlu olacaktır ama arkadaşım, yani netice itibariyle doların yükselmesi iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geldiği için bugün kazandığımızı düşünürken aslında yarın bir gerçeklere baktığımız zaman kazandığımız hiçbir şeyin olmadığını, her şeyleri yine zamlı bir şekilde almak durumunda kalmak mecburiyetinde olacağımızı ve tabii ki ülke açısından da ne kadar vahim bir durum olduğu, borçlarımızın ne ölçüde katlanmak durumunda olduğu gerçeği ise farklı bir mevzu durumunda. Çok affedersiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi genel tabloya bakacak olur isek sevgili dostlar, dolar TL'de 6.19 seviyeleri civarındayız. 6.20 seviyesine çok yakın bir seyir içerisinde bulunuyoruz. 6.20 direncimiz önemli bir dirençtir. Özellikle 6.20-6.23 aralığının önemli bir direnç olarak takip edilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Şayet 6.23 seviyesi aşılacak olur ise, bu ana kadar yapmış olduğum açıklamalarım arkadaşlar bu direnç bölgesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu vurgulayabilmek bakımındandır. Piyasa önümüzdeki günlerde ne yapacaktır, ne edecektir, bunu net ve kesin olarak mümkün değildir. Evet, tablo önümüzdeki kısa orta vade adına dolar TL'deki yükseliş eğiliminin devam edebileceği yönünde. Ancak bir takım senaryolar var. Bu senaryolardan bir tanesi önümüzdeki 10 günlük bir bayram tatilinin olması ve bu sürece kadar doların 6.10 ila 6.20 aralığında bir süreç yaşaması, bayram tatilinin bitmesini müteakip ayın 10'undan itibaren 23'üne kadar ki o 13 günlük süre içerisinde yeni yapılacak olan seçimlerin fiyatlanması, o seçimler olur mu, yani o seçimlerdeki sonuçtan nasıl bir tablo ortaya çıkar çıkmaz şeklinde yeni fiyatlamalarla
doların o tarihlerde biraz daha hareketlenebileceği ihtimali üzerinde piyasa uzmanları da durabilmekte. Bir diğer yandan yabancı uzmanların seçim sonuçlarına ilişkin olarak veya YSK tarafından verilen karara ve bu kararı müteakip olarak ekonomik reformlar, atılacak olan adımlar veya atılamayacak olan adımlar diyelim, bu manada çok önemli tereddütlerinin olduğu gerçeğini de tabii ki dikkate almak gerekiyor ve bu bakış açısıyla dolar satmak yerine bir şekilde TL'ye ağırlık vermek, yani bir anlamda TL satmak ve doları tutmak manasındaki bu süre içerisinde, 23 Haziran tarihine kadarki süre içerisinde yeni bir vole vurmak, yeni bir ataktan istifade edebilmek gibi beklentilerin de gündemde olduğunu görmekteyiz. Zira dünya çapında risk iştahında önemli bir sıkıntı yaşanmakta. ABD-Çin arasındaki mevzular, gelişmekte olan ülkelerden bir şekilde yaşanmakta olan para çıkışlarının oluşması ve bu anlamda o sıcak para, likidite dediğimiz unsurun bir şekilde kendisine ilk en iyi parayı kazanabileceği bir alanda konuşlanması gibi bir takım senaryolar, bunların hepsi kağıt üzerinde mevcut olduğu için bu durum şu an itibariyle TL'ye yönelik olarak TL'den para kazanma ihtimallerini veya TL'nin bu manadaki, bu anlamdaki cazibesini önemli ölçüde artıran bir faktör konumunda. Bu nedenle değerli dostlarım, bu ifadeler asla ve asla yarın derhal dolar almalı, bu dolar uçacaktır, şuraya gidecektir, buraya gidecektir şeklinde hayali bir beklentiler yaratmamalı sizin için. Şunu mutlaka ve mutlaka dikkate almalısınız ki 6.20 seviyesi eğer bir iki gün daha aşılamayacak olur ise bu durumda 6.10 hatta 6.06 6.10 aralığına, o bölgeye kadar bir geri çekilme tablosu ile karşı karşıya kalabiliriz. Niçin arkadaşlar? Borsada iki gündür önemli bir satış yapıyor yabancı. Yabancı bu iki gündür yaptığı satış ardından eline geçecek olan nakdi iki gün sonra bir şekilde ulaşacak. Kimisi yarın alacak, kimisi bir sonraki gün eline nakdi geçecek. Ama bir şekilde 6.20'ler yakınlarındaki seviyelerden dolar almak yerine belki de bir miktar daha bir geri çekilme olsun, o zaman alım yapayım gibi bir mantık içerisinde de olabilir. Veya ikinci bir alternatif olarak şunu da dikkate almak durumundayız. Her yabancının aynı mantıkla hareket etmesini bekleyemeyiz. Yabancı dediğimiz bir tek kişi değildir. Onlarca fonun oluşturduğu bir gruba biz yabancı diyoruz. Ve bir grup belki de borsadan gerçekleştirmiş oldukları satışlarını direktmen bu seviyeleri makul bir seviye görmek veya önümüzdeki 20-25 gün veya bir aylık seçim sürecine kadar geçen süre içerisinde daha yukarı atakların olabileceğini hesaba katmak suretiyle bu seviyelerden derhal TL'den, borsadan yapmış olduğu satışları sonrasında eline geçen TL'yi bu seviyelerden dolara aktarmayı düşünecektir. İşte sevgili arkadaşlar, burada farklı farklı senaryoların olduğunu görüyoruz. Ancak bizim yapmamız gereken 6.20 direnci, 6.20, 6.23 bölgesi aşılıyor mu, aşılmıyor mu? Burayı çok yakından takip etmek gerekiyor. Eğer ki bu direnç bölgesini bir iki gün daha aşamayacak olur isek, bir geri çekilme evresinin, sınırlı bir geri çekilme evresinin yaşanabileceğini ve bu evreden sonra yeniden doların güçlenmek suretiyle bir atak yapabileceğini dikkate almalıyız. 10 günlük bayram tatili süreci içerisinde piyasalardaki hacmin düşük olacağını, bu tampon süreç olarak adlandırabileceğimiz bölge dikkate alınmak suretiyle dolara yönelik olan ilginin bayram tatili sonrasında biraz daha yoğunlaşabileceği ihtimalini de sizlerin takdirlerinize veya hesap ve kitaplarınızdaki değerlendirmelerinize sunmak durumundayım. Evet arkadaşlar, teknik konulardan bir kere daha teknik mevzuya tekrardan girelim isterseniz. 5.30'lar seviyesine kadar yaşanan en sonki geri çekilme sonrasında oluşan yukarı hareketlilikte Fibonacci çizimimizi, Fibonacci ölçümlerimizi biraz daha genişletmek suretiyle yapmış olduğumuz çizimde yakın bir zamana kadar şu seviye bizim için direnç bölgesiydi. Yani 5.98 seviyesinin ötesine gidemiyorduk. Eğer 5.98 aşılırsa nereye kadar gideriz şeklinde
çizimimizi genişlettiğimiz zaman şu bölgeyi yakalamıştık. Bu bölge Fibonacci kriterleri tarafından hesap edilmişti ve bu bölge arkadaşlar %23.6 yani 6.15 seviyesine denk geliyordu. Nitekim şu anda gördüğünüz gibi 6.15 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan ve bu seviyeyi destek yapmaya çalışan en azından son 2 günlük tablo itibariyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Fibonacci kriterleri arkadaşlar 1-2 gün sonrasını hesap etmez. Biraz daha kısa orta vade diyeceğimiz 15-20 gün, 1 ay, belki 1,5 aylık bir süreci dikkate alır. Dolayısıyla şu an itibariyle 6-15 seviyesi üzerinde veya 6-14-90 seviyesi üzerinde kalındıkça, bu seviye üzerinde 2-3 kapanış gördükçe nereye kadar yükselebiliriz sorumuzun cevabını Fibonacci ölçümleri bize 6-40 olarak hesaplamış durumda. 6.40-6.41 olarak hesaplamış durumda. Zira arkadaşlar malumunuz üzere hassas çizimlerimizde de şu grafiğimi tanıyorsunuz zaten. Değerli arkadaşlar internet bağlantımda biraz sıkıntı var. Bu sebeple çok hızlı bir şekilde aktive edemiyorum grafikleri. Edersiniz. Evet. Hassas çizimlerimiz itibariyle ise arkadaşlar dün sizlere aktarmış olduğum pivot verilerinde 6-14-46 seviyesi pivot seviyemizde bugün için bu seviye üzerinde kalındıkça aşağısına gelinmedikçe 6-20-6-23 bölgesi şurada birinci pivot direnci olarak gördüğünüz 6-21-22 olarak tanımlanmış bu seviyeye kadar bir hareketlenme olasılığını yüksek görüyorduk. Bir başka ifadeyle 6-20 direncimiz zorlanabilirdi. Nitekim görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar bugün en düşük 6-14-95 seviyesi görüldü ve pivot seviyesinin aşağısına bir geri çekilme olmadı. Ve çok daha önemli olan bir husus ki kırmızı kesik çizgilerimizin oluşturmuş olduğu birkaç gün öncesine kadarki direnç hattımız olan 6-13-34 seviyesinin de üzerinde bulunuyoruz. O halde arkadaşlar 6-13-34 seviyesi yani şuradaki seviye veya şuradaki kırmızı kesik çizgilerimizin oluşturduğu hat çok önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşağısına gelmememiz gerekiyor. Kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam edebilmesi ve 6.20 direncinin zorlanıp da bu direncin aşılabilme ihtimallerinin sıcak kalabilmesi bakımından. 6.20-6.23 direnç bölgesi 6.13-6.15 bölgesinin aşağısına gelmediğimiz müddetçe zorlanabilir ve aşılabilir. Aşılır ise ne olur arkadaşlar? Bu durumda 6.30.87 ve 6.36 beyaz çizgimizin, beyaz direnç çizgimizin tanımlamış olduğu 6.36.57 bölgesine doğru, bu seviyelere doğru bir hareketlilik mümkün olabilir. Genel olarak da 6.40 seviyesinin bir direnç konumunda olduğunu Fibonacci çizimlerimizde bize göstermekte. O halde değerli dostlar, 6.20-6.23 direnç bölgesi çok önemli. Bu direnç bölgesi aşılır ise 6.30-6.40 bölgesi test edilebilir görülüyor. Daha ötesi için şu an itibariyle konuşmanın çok fazla bir anlamı yok kısa vade adına. Birkaç gün adına. Evet ekstra bir haber gelir. Evet çok piyasaları derinden sarsabilecek olan ekstra bir haber gelir. O durumda çok daha farklı şeylerden konuşabiliriz. Ama şu an gündemimizde seçim olayı vardı. Bir şekilde bu seçimle ilgili belirsizlik en azından şu an itibariyle karar ne olacak noktasında sonuçlanmış durumda. O halde daha önümüzde 1,5 ay gibi 23 Haziran tarihine kadar önemli bir süremiz bulunuyor. Bu süre içerisinde bir 10 günlük tatil süreci bulunuyor. Bu süreçlerin hepsini dikkate almak suretiyle bugünden yarına 7'ler 7,5'lar şeklinde veya uçuyor, koçuyor, gaza bastı, fırladı, uçtu, kaçtı şeklindeki yorumların etkisi altında kalıp da işlem yapmamak makul, mantıklı ve sakin düşünmekte yarar olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar yarın için pivot seviyelerimizi vereyim. Gece 24'ten sonra Twitter adresimden mutlaka milimetrik seviyeleri vereceğim. Çünkü trafikler şu an şekillenmedi gün sonu gerçekleşmediği için. Yarın için arkadaşlar 6-18 seviyesi pivot seviyemiz olarak görülüyor. 6-18'in üzerinde kaldıkça 6-20-6-23 bölgemiz
zorlanmaya devam edecektir. Zira birinci direncimiz, birinci pivot direncimiz 6.21, sonrasında ise 6.23. Bir kez daha yarının pivot seviyesi olarak karşımıza çıkmış durumda. 6.23'ün ötesinde ise 6.26 seviyesi pivot seviyesi olarak takip edilmeli. 6.18'in aşağısında kalınır ise bu durumda 6.16, 6.13 ve 6.11 seviyeleri takip edilmesi gereken destekler konumunda. Viyop noktasından bakalım arkadaşlar bir de mevzuya. Yarın için Mayıs vade Viyop kontratları adına hangi seviyelerin dikkat edilmesi gerektiğini değerlendirmeye çalışalım. 6.26-46 seviyesi yarın için pivot seviyemizmiş. Kapanışımız 6.27 ile gerçekleşti. Dün de kapanışımız pivot seviyesinin üzerinde olduğu için yukarı yönlü bir atakla güne başlandı ve gün devam etti. Yine 6.26 üzerinde 6.27'ler seviyesinde bir kapanış olduğu için yukarı eğilim noktasında biraz daha düşünmek gerekecektir. 6.29-36 seviyesi birinci direncimiz. 31 ve 34 seviyeleri, 6.34 seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli virajlar konumunda bulunuyor. 6.26'nın aşağısında kalınır. Bu seviye bir direnç olarak algılanır ise ilk etapta 6.25, sonrasında ise 6.22'ye kadar devam edebilecek bir geri çekilme olasılığını dikkate almak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bugün itibariyle Merkez Bankası Viyop cephesinde herhangi bir işlem yapmadı. Geçtiğimiz perşembe gününden itibaren perşembe, cuma, pazartesi ve salı günleri itibariyle yaklaşık 160 bin kontrat civarında short işlem yapmıştı. Ancak bugün itibariyle Merkez Bankası'nın Mayıs vadede herhangi bir işlem yapmadığına tanık olmaktayız. Sevgili arkadaşlar, dolar TL, olası senaryolar, dikkat edilmesi gereken tarihler, dikkat edilmesi gereken seviyeler ve Viyop kontratlarına ilişkin olarak yapabileceğim açıklamalar şu an için bunlardan ibaret olup sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum ve hoşçakalınız diyorum. İyi geceler, iyi akşamlar.